Elimde de telefon vardı, telefona bakıyordum. Tam o sırada köpek havlamasıyla yönümü döndüm arkaya. Yani fark etmemiştim bile köpeklerin olduğunu zaten. O anda köpek havlamasıyla direkt arkamdan tutması bir oldu. Ben kaçmaya çalıştım ama önümde 5-6 tane varlardı zaten. Ve bir tane hasta bir bayan var. Onun etrafında çok dolanıyorlar bunlar zaten. O bayan da karşı kaldırımdaydı. Oradan bir şeyler diyordu ama ben korkuyla hatırlamıyorum. Bacağıma tam ısırdı o anda. Zaten kanamaya başladı bacağım. Tam geçti şeyleri, dişleri. Sonrasında ben kurtulmaya çalışırken ceketimin fermuarı açıktı. Onu ısıtmaya çalıştılar ve onu parçaladılar. Bayağı bir yırtıldı zaten. Pantolonum deri olduğu için çok geçiremedi. Yani ona rağmen kanadı ama deri giymişim iyi ki. Hatta doktor eğer kumaş olsa damarına kadar geçebilirmiş dedi. Yani o kadar deri. Ve hala da kanıyor pansuman yapılmasına rağmen. 6 tane vardı, bir tanesi ısırdı ama diğerleri etrafımda olduğu için ben kaçamadım. Hepsi sokak köpeği büyük ihtimalle çünkü ben o bayanın etrafında sürekli görüyorum bunları. Zaten hasta birisi, biliyorum hani bayanı. Herkes, Beyşehir'de herkesin bildiği birisi zaten. Ama yani buna başka bir yol bulunması gerekiyor. O saatte çocuklar okul saatinde hep dışarıdalar. Onları da olabilirdi. Yani daha kötüsü olabilirdi. Yapıldı. İki tane iğne oldum ve belli süreyle iğneye geleceğimi söylediler. Pansuman yapıldı. O şekilde oldu. Tetanoz aşısı oldu. Şu anda da tekrar pansuman isteyeceğim. Kanıyor çünkü hali. Gerekli tüm mercileri başvuruda bulmak istiyorum. Öncelikle Beyşehir Belediyesi'nden rica ediyorum. Lütfen buna bir çözüm bulunsun. Çünkü bütün sokaklarda boş boş köpekler var. Yani.